sırada genç yaşlı herkesi ilgilendiren konu başlığımız var. Cilt lekeleri herkesin ortak problemi. Yaz aylarında güneşe fazlaca maruz kalanlar kış boyunca cilt lekelerinden yakınıyor. Ancak bunun da kolay bir yolu var. İşte o kolay yolun sırrı. Hepimiz güzel bir cilde sahip olmak isteriz. Peki cildimiz için neler yapmalıyız? Yanımda Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu var. Nasılsınız Yelda Hanım? Merhaba, çok iyiyim. Sizi gördüm, daha mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz. Cilt analizi nedir? Cilt analizi son dönemlerde teknolojiden tüm tıp alanı gibi dermatolojide oldukça faydalanıyor. Bu amaçla bizim doktorlar olarak veya hasta kendi olarak cildinde gördüğü değişikliklerin ötesindeki şeyleri görmemize ve bunu hastayla beraber tartışmamıza yardımcı olan çok güzel bir cihaz. Cilt lekelerinin derinliği, yaygınlığı ve potansiyeli, gözenekler, yağ oranının dağılımı, hacim kaybının yerleri ve birbiriyle orantısı gibi üç boyutlu ve ayrıca özel ışıklarla göremediğimiz kılcal damarlıdaki ve bazı bakterilerin çoğalma yerlerini bize gösteriyor ve oldukça yol gösterimde faydalı bir cihaz. Önce cildinizin üstünü, belki devamında volüm kaybı varsa onu düzelteceğiz. Eğer yüzünüzün ovali değişmişse, aşağı sarkmışsa onu çıkartıp şu işte dolgu, ip, lazer uygulamalarını tek başına veya kombine edebiliriz diye hastalarımıza öneride bulunuyoruz. Peki Yelda Hanım, diyelim ki yaş aldıkça cildimizde sarkmalar meydana geldi. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Şimdi sarkmalar öncelikle hastanın yaşı ve olduğu sıkıntıların kombinasyonlara göre hastayı alıyoruz. Mevcut yer problemler alt yüzde mi, tüm yüzde mi veya sınırlı bir alanda mı, boşluk yağ dokusu kaybı mı yoksa cilt sarkması mı? Bunu alıyoruz, değerlendiriyoruz. Daha sonra eğer volüm kaybı ise en çok tercih ettiğimiz aslında volümü yerine getiren dolgular. Kişiye güzel, natürel bir şey oluşturuyor, görüntü oluşturuyor ve volüm kaybıyla birlikte çok hızlı bir şekilde sonuç alıp hastada etkiyi görebiliyoruz. Günümüzde trend olan ne kadar doğal ve ne kadar hızlı işe dönülebilecek yöntemler nelerse onlar popüler oluyor. Ve bu da hastanın erken müdahale edildiğinde cerrahiden oldukça uzağa atıyor. Yani daha güzel, daha doğal, daha natürel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu uygulamaların bir yaşı var mıdır? Kaç yaşından sonrasında yaptırabiliriz? Evet. Genellikle aslında 30-35'ten sonra cildimizde doğanın kanunu gereği bazı ipuçları başlıyor. Bu erken dönemde küçük müdahalelerle cilde ve cilt altı dokuya müdahale ettiğimizde çok doğal sonuçlar oluyor ve daha az miktarda, daha az masrafsız, daha da doğal sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani 30-35 ama problem diyelim ki başka bir nedenle bir volüm kaybı ise daha düşük yaşta tıbbi amaçlı uygulamalar da yapıyor. Genç hastalarımızda akneye sebep olan küçük mikroorganizmaların yoğunluk yerlerini veya tedaviye cevabı konusunda bu cilt analizi bize katkı sağlıyor. Lekeler için neler yapılması gerekiyor? Hangi uygulamalar? Şimdi öncelikli olarak lekede kişiler mutlaka kendilerini güneşten korunmalı. Bu doktor tavsiyesi önemli. Güneş koruyucular. Kendi üzerine düşen görevi yaptıktan sonra lekeye sebep olan durum çeşitli yöntemlerle tedavi ediyoruz. Lekede öncelikli olarak 3 boyutlu cilt analizi yapıp lekenin yoğunlaştığı yerleri, derinliği tespit ettikten sonra tipine göre, lekenin derinliği ve tipine göre lazerler, peeling uygulamaları, mezoterapi veya PRP tek başına veya birbirleriyle kombine yapıyoruz.
Yelda Hanım, doğuştan gelen lekelerden nasıl kurtulabiliriz? Doğuştan gelen lekelerde başta yine günümüzün teknolojisi lazerlerle kurtulabiliriz. Ne kadar erken tedaviye başlarsak o kadar güzel sonuçlar alabiliyoruz. Gözaltı morlukları ve gözaltı çukurlukları bir genetik bir de yaşlılığa bağlı. Yani yaşlanma süresi, yaşlılık demiyor. Yaş aldıkça ortaya çıkan iki şekilde ortaya çıkabiliyor. Göz çevresi morluğu ve gözaltı morluklarında mezoterapi, PRP, çukurluğu varsa dolgu ile o çukurluğu aydınlatıyoruz. Tek seansta kurtulabiliyor muyuz? Tek seansta çukurluktan kurtulabiliyoruz, evet. Morluk için ama tek seans genellikle yetmiyor veya koyuluk için birkaç seans kombine tedavilerle ilerleme kaydedebiliyoruz. Moda geçici fakat dövmelerimiz kalıcı. Evet. Dövmelerimiz için neler yapmamız gerekiyor? Hangi tedaviye uygulamamız? Diyelim ki sildirmek istiyoruz. Şimdi eğer kişi artık istemiyorsa, dövmelerde lazer teknolojileri var. Şimdi pikosaniyeli lazerlerle çoklu renkli dövmeleri silebiliyoruz. Tabii ki silme dövmenin kullanıldığı maddeye bağlı olarak ve süreye bağlı olarak ve partiküllerin parçalanma oranına bağlı olarak yaklaşık 10 seansa kadar profesyonel dövmelerde ve renkli dövmelerde süreç olabiliyor. Bazen sıfıra yakın silmeler olabiliyor. Eğer çok farklı ve partikülleri anlaşılmayan renkli dövmeler yapılmışsa o zaman biraz süreç daha hafif iz bırakarak iyileşebiliyor. Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu'ndan 3 boyutlu cilt analizini ve dövmelerimizden nasıl kurtulabileceğimizi öğrendik. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.